Arkadaşlar merhaba, bu videomuzda OGM Materyal Soru Bankası Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olan 9. sınıf matematik, denklem ve eşitsizlikler test 1'i çözeceğiz. MEP yetkililerine hemen teşekkür ediyoruz sevgili arkadaşlar. Birinci soruyla başlıyoruz. Evet, çektim soruyu. Çok fazla çekmişim. Der ki, bir internet operatörü aylık 15 lira sabit ücret ve bağlantının her saati içinde 1.25 lira ek ücret almaktadır. Buna göre internet kullanımı için 25 lira ayıran bir kişi ekstra ücret ödemeden bir ayda maksimum kaç TL internete bağlanabilir? Hop, şıkları da şöyle mahrum etmeyelim. 5, 6, 7, 8, 9. Soruya odaklanalım. Arkadaşlar, ödeyeceğim miktar benim nedir? 15 lira sabit ücretim var. Artı her saat içinde 1.25 lira. O benim her saatime biz x diyelim mi sevgili arkadaşlar? 10 saat kullanırsam 12.5 lira artı 15 lira ödeyeceğim. Peki ne diyor? 25'e eşittir sevgili arkadaşlar. Toplam 25 lira ödeyeceğim. Güzel. Şu denklem mi diyor? Benim için çözer misin diyor. X'i bulur musun? Tabii ki bulabilirim. Bu zaten çok kolay değil mi sevgili arkadaşlar? Hemen görüyorum. Şu arkadaşın 25 yapabilmesi için bu arkadaşın 10 yapabilmesi lazım. 1.25'e hakim olan arkadaşlarım 8 ile çarptığımda 1.25'i 10 olduğunu bilir. Ben bunu şöyle aklımda tutuyorum. 5'i 2 ile çarparsam 10. 5'in yarısı olan 2.5'u 4 ile çarparsam 10. 2.5'un da yarısı arkadaşlar 1.25'tir. Bunu 8 ile çarparsam da 10 oluyor. Bir nasıl yapalım? Hadi diyelim 10 bölü 1,25 yaparsın. 100 ile genişlet. 1000 bölü 125 olur ki bu arkadaş da 8 yapar zaten arkadaşlar. Güzel. Hop, şıkları şöyle kaydırdım. Diyarbakır D seçeneğini işaretledim. İkinci soruyu çağırdım. Öyle çağrılmaz, böyle çağrılır. Evet, geldim ikinci soruya. Tanesi x liraya üretilen vazoların ikinci sorudayım. İkinci soruda olduğumu böyle anlıyorum. Evet. Tanesi x liraya üretilen vazoların %10'u nakliye esnasında kırılmıştır. Geriye kalan vazoların tanesi y liraya satılmıştır. Ve satıştan %20 kar elde edilmiştir. Bu satışa ait matematiksel ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor sevgili arkadaşlar. Şıklara bakalım. X'li y'li şeyler var. Demek ki birine x diyeceğim, birine y diyeceğim. Bir şeyler yapacağım. Bakalım neler yapalım. Zaten x, y demişti. Tanesi x liradan üretilen vazolar. Kaç tane ürettik arkadaşlar? A tane ürettik diyelim canım. Tanesini x liradan satarsam ben bunun. X liradan üretmişim. Güzel. Vazoların %10'u nakliye esnasında kırıldı. Geriye kalan vazoların tanesi y liradan satıldı. Arkadaşlar bunların, bakın bu tane A tane vazonun kaç tanesi kırıldı? %10'u kırıldı. Kaç tane sağlam kaldı arkadaşlar? A çarpı %90 değil mi? A çarpı 90 bölü 100 tanesi şu an sağlam. Güzel. Ve bunları sevgili arkadaşlar, tanesini ben y liradan satacağım. Çarptım y ile, bunu da y liradan sattım. Güzel. Ve diyor %20 kar edilmiş. Arkadaşlar %20 kar edildi ne demek? Senin maliyetin bu kadar. Güzel. Sattığın, eline geçen para da bu kadar. Arkadaşlar şu miktar, öncelikle şurada kafamız karışmasın. Şimdi A tane ürünüm vardı. %10'u kırıldığı için %90'ı kaldı. Bak bu kadar kaldı. Ben bunları Y liradan satıyorum şu an. Maliyetim de bir tanesini sevgili arkadaşlar X liraya üretmişim. Bu da benim maliyetim. Bu maliyetim, bu da sattım. Arkadaşlar %20 kar ettin demek ne demek? Şu arkadaştan %20 daha fazla. Yani bu arkadaş bu arkadaşın %20 fazlasıdır. Sevgili arkadaşlar, MEP kazanımlarında da çok kere söyledim. Bu arkadaş bu arkadaşın %20 fazlasıysa 120 bölü 100'ü. Bu arkadaşın 120 bölü 100'ü işte budur. A çarpı 90 bölü 100 çarpı Y'dir arkadaşlar. %20'si, şu arkadaşın %20'si 20 bölü 100'üdür değil mi? Güzel.
Bir de 100 daha eklersem 120 bölü 100 olur. Şimdi bunu çözelim. Zaten 100'ler paydada bu arkadaşlara sadeleştirdim. Karşılıklı 90'lı 120'nin sıfırlarından da kurtuldum. Bak karşılıklı A'lar var. Her tarafı A'ya böldüm. A'lardan da kurtuldum. Sevgili arkadaşlar şuna ne olur dikkat edin. Bak ortada hiç toplama çıkarma yok. Ben bu yüzden çok rahat sadeleştirme yapıyorum. Yoksa toplama çıkarma olsa düzenlemem lazımdı. Herkes çarpım halinde olduğu için sadeleşebiliyor bunlar. Hocam bazen sadeleşiyor bazen sadeleşemiyor diye görüyorsunuz ya. O yüzden herkes çarpım halindeyken hiç korkmayın. A'lar da gitti. Bir hafif sade şekilde yazalım. 12 tane x eşittir 9 tane y oldu değil mi? Güzel. Hala sadeleşir mi? Sadeleşir. Herkesi sevgili arkadaşlar bir 3'e bölsenize. Böldüm öğretmenim. 3'e böldüm. 4x. 3'e böldüm. 3y. Daha da sadeleşir mi? Vallahi benim gördüğüm en sade şekil bu. 4x eşittir 3y. Neredeyse A şıkkı diyecekken bak B şıkkında ben onu görüyorum. 4x eksi 3y. B'yi işaretledim. Yoluma devam ettim sevgili arkadaşlar. Hop büyüttüm sorumu. Diyor ki A kabında %40'ı tuz olan 50 kilogram, B kabında %10'u tuz olan 20 kilogram tuzlu su karışımı bulunmaktadır. A'daki tuzlu suyun %10'u B kabına alınarak karıştırılır. Bu durumda B'deki karışım oranı, tuz oranı yüzde kaç olur? Görelim şıkları. Arkadaşlar bak böyle durumlarda da şöyle yaparım. İki tane kap hazırlarım ben. Biri 50 kilo. Güzel. Diğeri de 20 kilo demişti. Bak yüzdeleri burada artık hızlı yapacağız. %40'ı tuz. Arkadaşlar 50'nin %40'ı budur değil mi? Evet hocam. Sıfırlardan kurtul. Hop 20'yi bul. Hemen şunu söyle bana. Hocam 20 tuz var. Geriye kalan da 30 su olur değil mi? Güzel. Geldim şuraya. 20 kilogramda da sevgili arkadaşlar %10 tuz varmış. %10'u hesaplamak çok kolaydır değil mi? 10 bölü 100'le çarparız. 10'da 1'idir. Ben bunları bile yazmam kafamdan. Hemen bir tane sıfır atarım. 10'da 1 ya. Bak hop 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 hop. 2. 2 kilo tuz var. Geriye kaldı 18 kiloda su var. Güzel. Arkadaşlar diyor ki şimdi bana. Bu B kabını diyor. Pardon. A'daki diyor. Tuzlu suyun %10'unu buraya boşalt diyor. %10'unu alın. Arkadaşlar bak. Alırken de ben 50'nin %10'unu falan almıyorum. Zaten ayrıştırdım. Bak %10'u da az önce konuştuk. %10 alıyorsam 2 kilo tuz, 3 kilo da su alıyorum demektir buraya. Hop bunları buraya attım mı? Attım. Karıştır bakayım. 4 kilo tuz olur. 21 kilo da su olur değil mi? Güzel. 2, 2, 4, 3 artı 8, 18, 21 eder. Sevgili arkadaşlar gelin şimdi şu hesabı yapıverelim bir zahmet. Hangi hesabı öğretmenim? Şimdiki bu karışımda tuz oranı. Tuz oranı nedir arkadaşlar? 4 bölü tamamı. Yani 25'tir. Bunu yüzdeli olarak ortaokulda zaten öğrendik. 4 ile genişletiver. Ne yapar? 16 bölü 100 yapar ki bu sana bağırıyor. 16 bölü 100 genel söylemdir. Gerçek söylemi nedir? %16'dır. Bu 25'te 4'tür. Bu da %16'dır. Aynı şeydir. Hop %16'yı da nerede görüyorum arkadaşlar? C şıkkında görüyorum. Hop devam ediyorum. 4'e geldim. Çok pardon. 4'te ne diyor bakalım? Birim imalathanede A ürünü her gün bir önceki günden 2 tane fazla kullanılarak 6 günde bitirilmiştir. Dördüncü günün sonunda bu ürünün %60'ı tüketildiğine göre ürün başlangıçta kaç adettir? Arkadaşlar denklem kuracağım. Zaten bu tür soruları gördüğümde problemlerde denklem kurmayı başarabiliyorsam kazanıyorum. İlk gün ne kadar tükettim ben? Bilmiyoruz ki öğretmenim. Arkadaşlar bilmiyorsam ben buna x derim. İkinci gün ne kadar ürettin? Tükettin pardon bu kadar. Sonra sürekli 2 fazla. Bak 2 fazla. Az sayıda olduğu için hepsini yazacağım. X artı 6, X artı 8, 1, 2, 3, 4, 5. En sonunda da X artı 10 tükettim değil mi sevgili arkadaşlar? Şahane. Diyor ki ilk 4. günün sonundaki ürettiğin, tükettiğin
tamamının %60'ıdır. Arkadaşlar ilk 4 günü al. İlk 4 gün ne kadar tükettin? Topla bunların hepsini. 4x artı 14 şey 12. Değil mi? Bak bu kadar tükettin. Tamamı ne kadar? Hop tamamını da al. 6x artı şunları da bir zahmet topla. Bak 10 30 etti. Arkadaşlar bak işte denklem kurmanın en güzel yanı. Şu arkadaş bu arkadaşın %60'ıymış. Bak bu arkadaşın %60'ı bak bu arkadaşı şimdi %60'la çarpacağım. Buna eşit olacak. Bütün mesele bu. Bir bilinmeyenli bir denklem arkadaşlar. Burada da sadeleştirmelerini yap, değil mi? Kolay kolay işlemlerini yap. Sıfırlardan önce bir kurtul. 6 bölü 10'u da 3 bölü 5 de güzel. Şimdi 3'ü bu arkadaşla çarpacağım. Bu arkadaş 5 burada bölüm halinde. Buraya çarpma olarak gönder. Gönderdim öğretmenim. 20x artı 60 eşittir. 3'ü de bunlarla çarpıyorum. 18x artı 90. X gel bakayım buraya. 2x oldu. 20'den 18 çıktı. 90'dan da 60 çıktı. 30 oldu. Bu durumda x'i kaç bulduk arkadaşlar? 15 bulduk. Güzel. Bana neyi soruyordu arkadaşlar? Ürün başlangıçta kaç adettir? Sevgili arkadaşlar başlangıçta ne kadar adet? Hepsini topladığım kadar adet. Yani şu kadar. X 15 bulduktan sonra gel 15'i yerine koy. 15 ile 6'yı çarp. 90. Bir de 30 ile toplayıver. 120 adetmiş sevgili arkadaşlar. 120'yi nerede görüyorum ben? C şıkkında görüyorum. Şahane. Keyifler gıcır. C'yi işaretledim. 5 ile devam ediyorum. 5'i de büyüttük. Hop geldi 5. Dairesel bir pist. Çok güzel. Bak bu sorular da şahanedir. Çok öğreticidir sevgili arkadaşlar. Dairesel bir pist üzerinde A noktasından aynı anda ve ters yöne hızları 8 km bölü saat 15 km saat olan iki bisikleti hareket ediyor. Arkadaşlar şöyle dairesel bir pistim var. Şu A noktasından bu arkadaş buraya yol aldı. Bu arkadaş da buraya yol aldı. Biri 8 ile gidiyor. Diğeri de 15 ile gidiyor. Kısa kısa yazdım. 8 km bölü saat. 1 saatte bu kadar. 1 saatte bu kadar. Fizikten de hatırlayın onları. Bu iki bisikletli 3 saat sonra karşılaştıklarına göre pistin çevresi kaç kilometredir? Arkadaşlar şıkları da görelim. Gayet kolay değil mi? 3 saat bu arkadaş yol almış. 3 saatte bu arkadaş yol almış. Sonra da buluşmuşlar. Kaç saat sonra? 3 saat. Sevgili arkadaşlar bu arkadaş 3 saatte ne kadar yol alır? 3 çarpı 8, 24 kilometre yol alır. Bu arkadaş ne kadar yol alır? X olmadı. Yani X'i artık terk ediyor. 15 çarpı 3, 45 kilometre yol alır. Burası 24, burası da 45 kilometre ise toplamda 69 kilometre olur arkadaşlar. D şıkkında görüyorum. Şimdi bakın bu ayrıştırılmış hali. Ben böyle durumlarda sevgili arkadaşlar şöyle yapmanızı öneririm. Şimdi bak bu iki arkadaş birbirlerine doğru geliyorlar değil mi? Bak birbirlerine doğru geliyorlar pist etrafında. Böyle de gelebilirlerdi düz bir yolda A ile B. Bunları da asla unutmayın. Birbirlerine doğru geliyorsa sevgili arkadaşlar bunlar her saat bak biri 8 biri 15 alıyorsa her saat 23 kilometre birbirlerine yaklaşırlar. Her saatte bunlar 23 kilometre yaklaşıyorlar. 3 saat yol alıyorlar. Bak 69 kilometre oluyor. 69 kilometrede olay bitiyor. Bunu kesinlikle öneririm. Bunu lütfen anlayınız. 6 ile devam ediyorum. Sevgili arkadaşlar 6'yı gördüm. Ayarladım. Diyor ki %15 karla 460 liraya satılan bir kitap seti öğrenciye maliyetinden %12 indirimle ve 2 eşit taksitle satılmaktadır. Teşekkür ediyoruz. Hem maliyetten hem de %12 indirim yapıldığı için. Öğrencileri düşünmek lazım. Bu seti alan bir öğrencinin ödeyeceği taksit tutarı kaçtır? Evet şıklarımı da gördüm. Ha siz önceden çözüyorsanız şıkları da gösteriyorum. Güzel. Arkadaşlar %15 kârla 460 liraya almışım. Bakın benim maliyet fiyatım x lira olsun. Buna %15 kâr koymuşum. Sevgili arkadaşlar her zaman konuşuyorum. Bir sayının herhangi bir değerin %15 fazlası 115 bölü 100'üdür. Bak %115'idir.
%15 koyarsın, bir de kendisini koyarsın, bu kadar eder. Sevgili arkadaşlar, bu kimmiş biliyor musunuz? 460 liraymış. Ben şimdi bu x'i bulacağım. Bu x'i bulduktan sonra da sevgili öğrenci kardeşime %12 indirim yapacağım. Güzel. Arkadaşlar hesaplayalım x'i. Bu 100 buraya çarpma olarak geliyor. Hop. Bu 115 de buraya bölme olarak geliyor. Hop hop. X'i yalnız bıraktım. X eşittir. Arkadaşlar şu baya baya bir bağırıyor. 460'ı 115'e bölersem, bak 100'ü 4 ile çarpsan 400 yapar ya, 15'i de 4 ile çarpsam 60 yapar. Şu arkadaşın şu arkadaşa bölümü 4'tür. Bir de yanında 100 var, 400. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz üzere 400 liraymış. Bak %15 bindirmek ne demek? Bunun %15'i 60 lira yapar zaten. Ekle 60'ı 460. Doğru yolda olduğumuz gözüktü. Şimdi %12 indirim yapalım şu 400 liraya. Arkadaşlar 400 liranın, bak %12 indirim yapıyorsun ya, direkt 88 bölü 100 ile de çarpabilirsin. %12 indirim yapıyorsan bu. Ya da 400 çarpı 12 bölü 100 yaparsın. İndirimi hesaplar, çıkartırsın. Böyle de olur, böyle de olur. Ben böyle yapayım. Sıfırlardan kurtul. 4 ile çarp, 48 lira indirim yapacağız sevgili arkadaşlar. Gelin hep beraber yapalım o indirimi. 400 liradan 48 lira indirirsek ne kadar olur? 352 lira olur tabii ikisine. Değil mi? Hop, görüyor muyum? Aman Allah'ım. Nerede? Ha, pardon. 352 lira tamamı. Oysa iki taksitle ödeyecektik değil mi sevgili arkadaşlar? Güzel, biz daha pahalı vermişiz. Biz biraz herhalde zenginiz, tek seferde ödeyeceğiz dedik. 352'yi de 2'ye bölerim arkadaşlar. Ben şöyle bölerim. 350'nin yarısı 175'tir. 2'nin yarısı 1'dir. 176'dır. Böyle de kolaylık yaparım. Yoksa 352'yi 2'ye bölersin. Hop, E şıkkında gördük arkadaşlar onu. Geldim 7. soruya. 7. soruda evet, enteresan bir soru. Ben bu soruya baktığımda biraz enteresan buldum. Ali 3 yıl önce doğmuş olsaydı, eyvah, yaşı annesinin bugünkü yaşının 1 bölü 3'üne eşit olacaktı. Annesi 23 yaşındayken Ali'yi dünyaya getirdiğine göre, Allah analı babalı büyüsün, Ali'nin bugünkü yaşı kaçtır? Şıkları da göstereyim size. 5, 6, 7, 8, 9. Arkadaşlar şimdi anneyi yazalım. Ali'yi de yazalım. Yaşla ilgili problemlerde ben her zaman bir tablo mutlaka yaparım. Tablosuz asla çözmem. Şimdi bugünü ele alalım. Bugün Ali'nin yaşı A olsun arkadaşlar. Diyor ki Ali 3 yıl önce doğmuş olsaydı. Arkadaşlar Ali 3 yıl önce doğmuş olsaydı yaşı kaç olurdu? A artı 3 olurdu değil mi? 3 yıl daha yaşlı olurdu. O zaman diyor annesinin yaşının 1 bölü 3 olurdu. Annesinin yaşının 1 bölü 3 olursa o zaman annenin yaşı kaç arkadaşlar? Bunun 3 katı değil mi? Evet. 3A çarpı 3 çarpı A artı 3 kadar olur. Ali'nin 3 yaş fazlasının 3 katı. Yani 3A artı 9 olurdu. Güzel. Bak sevgili arkadaşlar, anneye başka harf, Ali'ye başka harf vermedim. İkisini de aynı cinsten belirttim. Ali'nin bugünkü yaşı A. 3 fazla olabilirdi 3 yıl önce de olsaydı. A artı 3. Annenin de yaşı bunun 3 katı olurdu. 3A artı 9. Güzel. Pekala diyor ki anne diyor Ali'yi 23 yaşındayken dünyaya getirmiş. Arkadaşlar anne belli bir yıl önce 23'müş. Ali yeni doğmuş. Henüz kundakta bebek yaşımız yok. Arkadaşlar kaç yıl önceden bahsediyoruz? A yıl önceden. Çünkü Ali bugün A yaşındaysa A yıl önce doğmuştur. Gayet basit. Peki sevgili arkadaşlar bu A yıl önce anne için de geçerli değil mi? Evet. Yani sen 3A artı 9'dan A yılı çıkartırsan karşına ne çıkar? Annenin o günkü yaşı çıkar. İşte 23. Annenin bugünkü yaşı, hop, annenin A yıl önceki yaşı. Hepsi de bu kadar. A'yı bulursan sorun çözülmüş oluyor. 2A artı 9 eşittir 23. 2 tane A eşittir 14. A eşittir 7 derim. Keyfime bakarım. Böyle durumlarda sevgili arkadaşlar ben bir de test ederim. Nasıl test ederim biliyor musunuz? Ya derim işlem hatası yapma mı, doğru mu yaptım? Hemen şuraya 7'yi düşünürüm.
3 yaş fazla olsaydı 10 olurdu, değil mi? Bak 7'yi burada da düşün. Bu çarpım kaç oluyor? 21, 30 oluyor. Evet, 7 artı 3, 10. Evet, 3 katı. Doğru çözmüşüm demek ki. Hatta 7 yıl öncesine git. 7 yıl önce anne bak 23 yaşında oluyor. Güzel. Arkadaşlar ne yaptığını bilirsen ve doğru harfleri verirsen matematik seni asla ve asla üzmez. Her zaman seni doğru çıkartır. 8 ile devam ediyorum. Diyor ki fiyatları aynı olan gömlekler ile fiyatları aynı olan pantolonlardan 7 gömlek ile 2 pantolon 475 lira ve 1 gömlek ile 6 pantolon 525 liradır. Buna göre bir gömlek ve bir pantolon alan kişi kaç lira ödeme yapar? 150, 140, 135, 130, 125. Fiyatları aynı dedi. Gömleklerin hep aynı, pantolonların aynı. Arkadaşlar 7 tane gömlek artı 2 tane pantolon alırsam 475 lira ödüyorum. Bir tane gömlek artı 6 tane pantolon alırsam da 525 lira ödüyorum. Şimdi bakın iki bilinmeyenli iki denklem var. GG, G'ler var bir de P'ler var. Her ne kadar bu G ile bu G'yi farklı farklı çizmiş olsam da G bunlar. Gömlek, gömlek, pantolon, pantolon. Arkadaşlar normalde yok etme metoduyla yapıyoruz ya G'yi ve P'yi ayrı ayrı bulup sonra G ile P'yi toplayabilirim. Bir şey fark ettim ben. Bak taraf tarafa topla. Burayı da topla, burayı da topla kendi arasında. Ne görüyorsun? 8 tane G, hadi bunu gömlek G yapalım. Artı 8 tane pantolon. Kaçtır arkadaşlar? 1000 lira. Nefisim o. Sevgili arkadaşlar senin aradığın bir pantolon bir gömlek. Bak bunu 8 parantezine alsan ne çıkar? 8 tane gömlek artı pantolon 1000 yapar. Bir tane gömlek artı pantolon ne yapar? 1000 bölü 8 yapar ki önceki sorularda ben size öğrettim değil mi? Söyledim. 1000 bölü 8 hop 125 yapar. 8'e şöyle kolay bölerim. 2'ye böl 500. Bir daha 2'ye böl 250. Bir daha 2'ye böl 125. 8'e böyle kolay bölünür. Hop neredesin sen o? E şıkkındasın. Buna da E dedik sevgili arkadaşlar. Şimdi 9'la devam etti hakkımız var. 3. Evet, enteresan bir soru daha var. Kafamızı karıştırmaya yönelik sanki ama bizim kafamız kimse karıştıramaz. Merak etmeyin. A bölü B 3. C bölü D 4. Hadi yazayım ben de. C bölü D 4. Buna göre ha bir de B bölü C çarpı D bölü F çarpı E bölü A eşittir 1 bölü 6'ymış arkadaşlar. Buna göre diyor E bölü F acaba kaçtır? E bölü F. Şimdi sevgili arkadaşlar, şimdi çarpmanın değişme özelliği var. Öncelikle bana A bölü B verilmiş. Şimdi A aşağıda, B yukarıda. Şunları bir toparlayalım mı ya? Bak şöyle birbirlerinin altına yazalım. Ben A'yı buraya da yazsam, buraya da yazsam bir şey fark etmez değil mi? B bölü A yazıyorum. E bölü F yazıyorum. D bölü C yazıyorum. Bu da 1 bölü 6'dır diyorum. Öğretmenim ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Yani B çarpı D çarpı E değil mi? Bak B çarpı D çarpı E. A çarpı F çarpı C. C çarpı F çarpı A. Her şey aynı. Çarptım bunlar oldu. Güzel. Bunu niçin yaptım? Kolay görelim diye. Bak sen B bölü A'yı bulsan, ah keşke bilsen ama sana A bölü verilmiş. D bölü C'yi bulsan bilsen ah sana C bölü de. Sorun mu? Bence sorun değil. Arkadaşlar A bölü B bu ise B bölü A nedir? 1 bölü 3'tür. Bak ters çevir. Bunu ters çevirince bunu da ters çevireceksin. Bunun gizli bir biri var ya altında. Hop 1 bölü 3. Bak bunun da gizli bir biri var. D bölü C de 1 bölü 4 yapar. B bölü A yerine 1 bölü 3 yaz. Çarpı E bölü F sen bunu arıyorsun. D bölü C yerine de 1 bölü 4 yaz. Eşittir 1 bölü 6. Hayırlı işler. Senin peşinde olduğun arkadaş karşına çıkıverdi sevgili arkadaşlar. Şunu bulmak istiyorsun, değil mi? Bak burası 12. 3 çarpı 4 12. Burada bölüm halinde yolla karşıya. E bölü F eşit oldu. 12 bölü 6. O da eşittir. 2. Aa, şıkları göstermemişim önceden. Bak 1 bölü 4 bir aman bir panik yapıyoruz. Sonra D şıkkında bunu görünce de rahatlıyoruz sevgili arkadaşlar. Hop 10. soruyla testimizi nihayetlendirelim. Bakalım bu ne diyor?
Bu arkadaş bizden neler istiyor ona bir bakalım. Diyor ki geldi. Payı ve paydasının toplamı 23 olan bir kesrin. Bu kesir kim ya? Bu kesir şu olsun. X bölü Y olsun. Payı ve paydasının toplamı 23'müş arkadaşlar. Payının 3 katından paydasının 2 katı çıkarıldığında sonuç 29 olduğuna göre bu kesir kaçtır? Hop, kesir cevapları da burada. 15 bölü 18. Abi aynılarından mı vermiş acaba dedim. Arkadaşlar denklem kuracağım ya. X artı Y'nin 23 olduğunu söyledim. Bir de payının 3 katından. Pay kim bu? Bunun 3 katından şu arkadaşın paydanın 2 katını çıkartırsan diyor 29 olur diyor. Çok güzel. Buna göre bu kesir kaçtır? Arkadaşlar 2 bilinmeyenli 2 denklem. X ve Y'yi ayrı ayrı bulursam benim kesrim de ortaya çıkar değil mi? Güzel, bunu yapmanın da bir yolunu biliyorum ben değil mi? Nasıl sevgili arkadaşlar? Yok etme metodum var. Şimdi bunları taraf tarafa toplasam 4x eksi y olur. Biri yok olmuyor. Bak yukarıyı eksi 3 ile olduğu gibi çarp. Çarpıyorum. Eksi 3. Eksi 3y. Eksi 3 ile mi çarpalım? Pardon ya. 2 ile çarpacağım ya. Daha kolayı var. X'i bulalım. 2 ile çarparsam y'lerden kurtulabilirim. Artı 2 ile çarpıyorum ya. Değil mi? Niye kendimi zora sokuyorum ki? Sevgili arkadaşlar burayı 2 ile çarpıyorum şimdi. Hop gel bakalım buraya. 2 tane x artı 2 tane y eşittir 46 oldu değil mi? Çok güzel. Bunu da aynen yaz. 3x eksi 2y eşittir 29. Bak çok güzel bir şeyle karşılaşıyorsun sevgili arkadaşlar. İki bilinmeyen iki denklemlerin en güzel halidir. Yok etme metodu. Taraf tarafa topla. Sen burayla burayı toplarsan eşit olur burayla buranın toplamına. Hiçbir şey değişmez. Toplarken de ne oluyor bak? Y'lerden kurtuluyorsun. O yüzden ben bunu 2 ile çarpmışım. 5 tane x eşittir 75. Hop, bu durumda x kaç olur arkadaşlar? 15 mi olur? 15 olur tabii ki. Değil mi? Hop, x'i 15 buldum. Güzel. Arkadaşlar x'in 15 olduğu yerde bak x artı y 23. Y kaç olur? Öğretmenim 8 olur. Bu durumda benim kesrim ne olur? 15 bölü 8 olur. Güzel. 1 tam 8'de 7 olurmuş yani. Onu da nerede görüyorum? A şıkkında görüyorum apaçık sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna geldik. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.